Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersiyle karşınızdayız. Artık yeni ünitemiz Milli Uyanış. Yurdumuzun işgaline karşı gösterdiğimiz tepkiler. Neler göreceğiz? Artık ikinci ünitemize geçtik ve ikinci ünitede artık Birinci Dünya Savaşı'nda hazırlıklar var. Yani savaş daha başlamadan kim ne yaptı, hangi ülke ne gibi gelişmeleri takip etti. Ya hepsini da konuşacağız burada. Hepsini. Nasıl kovaladı, hepsini göreceğiz. İlk önce nereden başlıyoruz? Fransız ihtilalinden başlıyoruz. Bu Fransızlar ihtilali yapınca zaten bütün dünya etkileniyor. Hı hı. O yüzden nedir bu Fransız ihtilali? Bir ona bakmak lazım. İhtilal demek zaten ondan bir ayaklanma değil mi? Bir devrim. Bir evet. Devrim oluşuyor. Bir o devrim de ister istemez tüm ülkeleri etkiliyor. Hepsinde yani benzeri şeyler etkilemiş. Var. Etkilemiş. Büyük kısmını etkilemiş. Hı hı. Ama her ihtilal bütün ülkeleri etkileyecek diye bir şey söyleyemez. Yok, buradaki Fransız ihtilali evet. Bu yıl olarak baktığımızda 1789. Yani 18. yüzyılın sonları. Dolayısıyla da 18. yüzyıl sonlarında olan bir şey. Birinci Dünya Savaşı'na bakarsak 1914-18. Yani 20. yüzyılda olan bir olayı bile etkiliyor. Demek ki zaman aralığı olarak çok geniş ve günümüzde hala etkilerini sürdüren bir ihtilalden bahsetmiş olacağız. Hı hı. Fransız İhtilali ile. Şimdi Fransız İhtilali'nin başlangıç noktası aslında kralın kendi halkına davranışları. Zulmetmesi. Yani her ülkenin bir yöneticisi vardır ya, Fransa'nın da yöneticisi olan kral biraz böbürlenmeyi seven işte ve kendi isteklerini kendisinin egolarını tatmin edecek şekilde isteyen, hatta bu konuda adaleti göz ardı eden bir kral oluyor. Hı hı. Dolayısıyla da en küçük suçu işleyenle en büyük suçu işleyeni aynı hapishaneye, aynı süre zarfında artık yerleştirmeye başlıyor ve hapishaneler doluyor artık. Hapishanelerde yer kalmıyor. Şimdi bu adaletsizlik, eşitsizlik kavramları halkın tepkisini çekiyor. Hı hı. Ve bu halkın tepkisi eşitlik, adalet, demokrasi, özgürlük gibi kavramları halka sorgulatmaya başlıyor ve bu dalga dalga ülke içinde yayılıyor. Bu yayılan fikir daha sonra tabii ki başka ülkelere de sıçrıyor. Herkes kendi ülkesindeki bu eşitlik fikirlerini sorgulamaya başlıyor. Yani diyorlar ki bir krala bağlıyız. İşte Almanya'da yaşayan, İtalya'da yaşayan diyor ki yani niye biz bu krala bağlıyız? Bize niye böyle davranıyor? Bir anda uyanış gerçekleşiyor. Bugüne kadar ne yapıyoruz? Biz bu adamı neden dinliyoruz bunca senedir? Biz de yönetime, yani yönetilen bizsek bizim istediğimiz şekilde bizi yönetmesi lazım. Biz de yönetime katılmalıyız demeye başlıyorlar mesela. Ya da biz işi yapan biziz, çalışan biziz, işçi biziz. Bize niye böyle davranılıyor? Çalışmıyoruz o zaman deyip yine yer yer ihtilaller çıkacak. Dolayısıyla da Fransız ihtilali önce Fransa'yı aslında sonra Avrupa'yı ve sonra da bütün dünyayı etkilemiş. Ama bunun sonucunda ortaya çıkan bazı kavramlar dedik, demokrasi, eşitlik, adalet gibi bunlar olumlu etkiler. Bir de bunun olumsuz olanı var. O da işte burada bahsedilen milliyetçilik fikri. Ne demek o? Diğer adıyla ulusçuluk eş anlamlısı. Her milletin, her ulusun kendine ait ayrı bir toprak parçasında devlet kurması. Neden olumsuz olsun ki bu? Çünkü içinde birden fazla ulus barındıran devletler var. Onlar parçalanıyor. İmparatorluklar var. Mesela Osmanlı İmparatorluğu ya da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Adı üstünde Avusturyalılar, Macarlar. Dolayısıyla ikisi artık ayrı dünyaların insanları izleyecek. Azınlıklar ayaklanmaya başlıyorlar. Ayaklanacak. Küçük küçük bir sürü yeni devletçikler ortaya çıkacak. Şimdi şöyle bir durum var. Küçük devletleri yönetmek daha kolaydır. Ama büyük devletler hem toprak açısından hem ordu açısından daha güçlüdür. Bu daha güçlü olmak isteyen ve toprakları daha geniş olan devletlerin işine gelir. Yani böl, parçala, yönet gibi bir fikir vardır. Osmanlı'nın da parçalanmasında en büyük etken bu yüzden milliyetçiliktir diyebiliriz. Başka ne var peki? Bunları söyledik zaten, eşitlik, hürriyet, adalet ya da toprakların küçülmesi, büyümesi gibi. Başka ne var? Bastil hapishanesi çok meşhur. Bazen paragraflarda görebiliriz. Doğrudan konumuzla ilgili olmayabilir ama paragrafta Bastil hapishanesinde böyle ayaklanmalar olduğu gibi. Yazılışını nasıl hocam? Bastil. Bastille. Neden? Ünü nedir bu hapishanenin? Şimdi bu hapishane, hani demin bahsettik ya, bütün suçlar aynı yere tıkılıyor. İşte o suçluların dışarı çıktığı. Hapishanede ayaklanmayı başlatarak önce hapishaneden sonra da kralın olduğu yere kadar ve bütün şehre, bütün Fransa'ya yayılan ayaklanmanın başladığı nokta.
Fransız ihtilalinin başlangıç noktası. Evet. Dolayısıyla da burada görülen askerler ya da halk birbiriyle işte kralı savunmak ya da kralı düşürmek amacıyla bu hapishane önünde. Peki Fransız ihtilali ile ilgili benim bildiğim kulaktan dolma, çünkü benim tarihim çok iyi değildi ne yazık ki. Kilisenin de kral tarafında yer aldığı sürekli olarak ve artık dini kurum olan kilisenin halka zulmettiği haberlerini duymuştum. Doğru mu bu da? Yani o zamanki ayaklanmanın sebeplerinden şöyle, bir tanesi olarak. Şöyle, kısmen doğru aslında. Çünkü kilisenin işine gelmez güçlü bir krallığın bölünmesi ya da gücünün azalması. Çünkü kiliselerin, kiliselerdeki papazların ya da rahiplerin diyelim, orta çağdan beri aslında krallara taç giydirme etkisi var. Bu da demek oluyor ki siyasi olarak kralın üzerinde bir güç. Hmm. Orta çağda bunu görüyoruz. Demek ki yeni çağda bunun azaltılması lazım. Çünkü din bilimin gelişmesine engel olabiliyor. Her zaman demeyelim ama bazen olabiliyor ki Avrupa'da olmuş. Dolayısıyla da kilisenin bu gücünün azalması demek ki siyasette de gücünün azalması demek. Siyasette gücü azalınca isteklerine mesela vergiler toplar kilise, o vergilerini de alamaması ya da ekonomik gelirinin azalması demek. Ama kilise toprakları dendi mi bir durulur. Çünkü çok geniş topraklardır onlar, para getirir. Kilise ekonomik yönden, siyasi yönden gücünün azalmasını istemeyeceği için de burada kralın yanında yer almayı tercih ediyor. Başka ne var tabii? Yine yakın dönemlerde sanayi inkılabı var. Bu sefer karşımızda sahnede aktör İngiltere. Fransız ihtilalinde Fransa'ydı. Bu da İngiltere. Şimdi sanayinin eş anlamlısı nedir? Endüstri. Evet. Endüstri deyince, sanayi deyince aklımıza fabrikalar, makineler gelecek. Burada üretilen tabii çok çeşitli, her alanda ürün söz konusu. İnkılap da devrim demek. Şimdi ben bir şeyi üretiyorum ama bu üretim üzerinde bir devrim yapıyorum. Nasıl olacak bu iş? Birincisi, eğer makinem yoksa, fabrikam yoksa ben bunu elle, tek tek, yavaş yavaş, yavaş yavaş üretiyorum. Uzun sürede üretiyorum ve az üretiyorum. Bir ayda 10 tane üretiyorum mesela halıyı. Ama fabrikam olunca, makinem olunca ben halı üretme sayımı arttırıyorum ve daha kısa süreye indirgiyorum. Dolayısıyla sanayi inkılabı deyince üretilen ürünün daha hızlı ve daha kalitesini tartışılabilir ama daha iyi üretilmesi, seri ve artık daha çok gelir elde edecek. Aslında bu sanayi inkılabını şu andaki teknolojinin de başlangıç noktası kesinlikle olarak sayabiliriz. Aynen. Makineleşmeye o zaman başlamışız. Yani insanlar demişler ki ya ben 500 tane işçi çalışacağım ama şu makineyi kurdum. 500 işçinin ürettiği malı bana yapıyor. İşçi çalıştırmak istemiyor adam. Ondan sonra makineler işin içerisine girince şu andaki kullandığımız bilgisayarlara, cep telefonlarına kadar her şeyin bir başlangıcı olmuş. Kesinlikle. O dönemden bu döneme. Tabii bu niye İngiltere'de ortaya çıkmış? Ah, şimdi bunun ortaya çıkışı aslında James Watt denilen bir adam var İngiltere'de. Buharı enerji olarak kullanmayı fark ediyor. Yani buharlı böyle bir şey yapabiliriz. Aslında ilk önce gemilerde kullanılıyor. Tabii bundan öncesinde bazı denemeler yapılmış ve tekstil sektöründe özellikle önem arz etmiş, önem kazanmış. Ama James Watt'un gemilerde kullanmaya başlamasıyla neden biz bunu trenlerde de kullanmıyoruz demişler ve demiryolu ulaşımını hızlandırmışlar. Böyle olunca tabii İngiltere'de ortaya çıkan sanayi inkılabı ne yapacak? İngiltere'yi önce zengin edecek. Yani ilk kim bulduysa onundur. Dolayısıyla İngiltere fabrikalarındaki makinelere ürün elde edebilmek için ham madde bulmaya çalışacak. Ham maddeyi nereden bulacak? Etrafa bakacak. Kendisinin sahip olmadığı ham maddeyi bir başkasından almak istiyorsa ya ticari anlaşma yapması lazım ya da oraya sahip olması lazım. O ticari anlaşma yapmak yerine daha karlı olan sahip değiliz ama biz dostuz, bize ucuza verin düşüncesiyle hareket ediyor. İşte biz buna da bir nevi sömürgecilik diyoruz. Yani ben sizi sömürmeye geldim, eşyanızı ucuza alacağım, ürününüzü ucuza alacağım demiyor da, sizin patatesinizi, 5 liralık patatesinizi 1 liraya alacağım demiyor da, ben sizden 1 liraya patates aldıktan sonra paketleyip size bakın ne kadar güzel satacağım diyor. Reklam çocuklara yapıyor. Çocuklara şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Bu İngiltere'de sanayi inkılabı başladığı zaman ham maddeye ihtiyaçları vardı dediniz. Mesela kömüre ihtiyaçları vardı. Atıyorum buhar gücünü çalıştırabilmek için o zamanlarda. Fakat ellerinde kömür yoktu. O zaman bunlar, tahminim öyle mi? Doğru mu yani? Afrika'ya gemilerle gelip
oradaki insanları etkilemeye başladı var. Evet. Aralarına karışıp ajanlarla belki de onları bazı şeylere boyun eğdirdiler ve onlardaki ham maddeleri çok ucuza ya da bedavaya sahiplendiler ve ülkelerine götürdüler. Evet, gemi gemi götürdüler hem de yani. Tabi bu arada ham maddeyi buldu, tamam. Yani ürün için üretim sorununu halletti ama ürünü bir yere satması lazım. E kendi ülkesinde satacak bir yere kadar. Yani nüfus olarak çok kalabalık yerlere satsın ki kâr etsin. Dolayısıyla da pazara ihtiyacı var. Yani yeni satacak yerlere de ihtiyacı var. E nereye satacak? Afrika'ya ürünü aldığı yere geri satacak. Afrika'ya elbise olarak satacak. Hem ucuza alarak oradan orada yaşayan insanlara zarar ettiriyor. Hem de onlara daha pahalıya satıp ellerindekini de onlara verdiği 3 kuruşu da onlardan geri alıyor. Sömürgeciliğin ne olduğunu iyi öğrenin arkadaşlar. İşte buna sömürgecilik diyoruz. Geçelim mi? Şimdi Almanya ve İtalya sanayi inkılabının neresinde? İngiltere'nin Avrupa kıtasındaki diğer komşuları, biraz daha İngiltere'ye göre doğuda kalıyor. İki ülkeyi öğrendik. Fransa'da Fransız ihtilali başladı. Bundan birkaç sene sonra İngiltere'de sanayi inkılabı başladı ki bu birkaç sene diyebiliriz. Evet. 1789'da 1800'lerde de diğeri. Şimdi her iki ülkede ciddi bir savlanma yaşadı o zaman. Ekonomik olarak ciddi bir savlanma yaşadı var. Gelişmeye başladı var. Almanya ve İtalya geri kaldı. Geri kaldı. Bir de niye geri kaldı? Almanya ve İtalya zaten bir bütün halinde bir kral tarafından yönetilmiyordu. Bunlar küçük şehirlerdi. Bu şehirlerin her birinde aynı dil konuşuluyordu. Ama bir savaş çıktığında hepsi hep beraber işte İtalya'nın örneğin Venedik'e saldırdılar. Koşun Venedik'e yardıma gidiyoruz demiyordu. Yani siyasi aralarında siyasi birlik yoktu diyoruz işte buna. Yani kültürel birlikleri vardı ama siyasi birlikleri yoktu. İşte 1870 ve 71 yıllarında bunlar şehir devletlerini birleştirdiler ve tek çatı altında toplayıp siyasi birliklerini kurdular. Böyle olunca dediler ki biz artık yeni devletiz. O zaman yeni devletler ne yapar? Ekonomisini güçlendirir. Çünkü eğitim, güvenlik, sağlık gibi bir sürü alanda kendisini güçlendirecek. Ve bunlar da güçlenmek için para lazım. Bu parayı da nereden temin edeceğiz? Bakalım etrafımızdaki güçlü devletler kimler? İngiltere, Fransa. Bunlar ne yapmış? Sömürgecilik yapmış. Biz de sömürgecilik yapıyoruz diyorlar. Peki bunu tabii artık geç kaldılar ya, bunu yapabilmek için ne yapacak? Yeni sömürgeler arayacaklar. Tabii bu yeni sömürge arayışı İngiltere, Fransa'nın işine gelmeyecek. O yüzden bir aralarında soğukluk var. Birbirlerinden pek hoşlanmıyorlar. Yani kıskançlık var diyelim. Evet, şimdi Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'ndan bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nin genel durumundan söz etmek için. Çünkü Osmanlı Devleti'nde milliyetçiliğin olumsuz etkilerini gidermek amacıyla o Fransız ihtilalinin bazı eşitlemeler ve fazladan haklar verildi gayrimüslimlere. Şimdi etrafımızda zaten bir kıyamet kopuyor. Batıdan adamlar doğuya doğru geliyorlar. Hani sömürgeleştirme başlamış. Artı bizim ülkemizden geçmiyorlar herhalde, değil mi? Yani kara yoluyla değil de deniz yoluyla geliyorlar genellikle. Karadan da ticaret var ama daha az eskisine göre. Bu kıyamet koparken bir diğer yandan Fransız ihtilal dediniz ki milliyetçilik akımını başlattı. Bizim ülkemizde çok fazla azınlık var. Zaten çok geniş topraklara sahibiz. Bir sürü azınlığın ayaklanmış olma ihtimali var. Evet, ki ayaklanıyor da. Yani Yunanlılar, yani Rumlar ve Sırplar. İlk önce Sırplar olmak üzere sırayla çoğu ayaklanıyor. Osmanlı Devleti'nde iç karışıklıklar var zaten. Milliyetçilikten ileri gelen. İşte bu iç karışıklıkları gidermek için bakın ben hem Müslümanlara hem azınlıklara iyi davranıyorum diye önce bir eşitleyici kanunlar getiriyor Osmanlı Devleti. Tanzimat Fermanı ile beraber. Yani Tanzimat Fermanı gayrimüslimle Müslümanı eşitlemeye yönelik bir hareket girişimi. Not alın bunu. Evet. Daha sonrasında bu yeterli olmuyor. Çünkü azınlıklar bir kere milliyetçiliği öğrendi. Bu kesmiyor onları. Eşitlik yetmez. Biz ayrılmak istiyoruz diyorlar. Durun ayrılmayın. Ben size daha fazla hak vereyim diyor Osmanlı Devleti. Ve banka, şirket, okul açma gibi haklar verdiği ıslahat fermanını yayınlıyor. Yani artık gayrimüslimler daha önce hiç sahip olmadıkları birkaç tane daha hakka sahip oldular. Hatta il meclislerine üye olmaya başladılar. Şimdi burada Müslümanlarla eşitlenmişlerdi. Evet. Daha doğrusu Türklerle eşitlenmişlerdi. Burada Türklerin önüne mi geçiyorlar o zaman? Türkler demeyelim, hakikaten Müslümanlar diyelim. Çünkü Türk, Arap gibi bir ayrım yapmıyor. Müslümanların hepsine hep aynı hakları veriyor. Burada Müslümanların önüne mi geçiyor? Evet, önüne geçiyorlar. Çünkü banka, şirket, okul açma, özellikle banka hiç Türklerin yaptığı ya da Müslümanların yaptığı bir şey değil. Peki normal Osmanlı Devleti'nin kendi halkı, azınlık olmayanlar bu durumda tepki göstermiyorlar mı? Ya ben bu ülkenin vatandaşıyım.
bana vermediğin hakları gidiyorsun başkasına veriyorsun gibi. Tepki gösterebilirlerdi. Net bir şekilde durumun ciddiyeti anlaşılsaydı. Fakat onların kendi iç problemleri var. Hem ekonomik anlamdaki problemler var. Hem de devletin yönetimsel başka problemleri daha olduğu için toprak kayıpları olsun, savaşlardaki askeri başarısızlıklar olsun, bunlardan daha fazla dikkat çekmiyor. O dönemde. Anladım. Bir de devletin kurtuluşunu azınlıklara daha fazla haklar verilmesinde gören bir aydın sınıfı var. Bunlar da halkı bu şekilde bilinçlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla da halk böyle bir şeyin sonucunda isyana teşvik edilmemiş oluyor. Anladım. Bir nevi. Anladım. Bunun dışında neler oluyor? Zaten hemen yakın bir süre zarfı aslında. Yani bütün tarihsel sürece baktığımız zaman şu ikisi arasında geçen süre çok uzak bir süre değil. Dolayısıyla hem Müslümanlara hem gayrimüslimlere yönetimde de haklar verdiği için Osmanlı, onun çıkaracağı tepki kısa sürede yine giderilmiş oluyor. Yani yönetimsel hak derken Osmanlı Devleti'nde halk yönetime katılmazdı şu tarihe kadar. Yani 1876 bir milattır demokratikleşme adına. Not alıyorsunuz hemen bunları. Bakın ne kadar önemli şeyler. Evet. Sadece padişah kendi istekleri doğrultusunda ve kanunnameye göre devleti yönetirdi. Fakat meşrutiyetle beraber, bakın adı üzerinde, yeni bir yönetim şekli meşrutiyet. Eskiden mutlakiyet vardı. Şimdi meşrutiyet var. Meşruti monarşi diye de bilinir. Artık meclisle beraber padişahın birlikte çalıştığı bir yönetim şekli. Dolayısıyla halk ilk defa burada yönetime katılıyor. Müslüman ve gayrimüslim hiç fark etmeksizin ikisi beraber dahil oluyor. Ve kanun esasıyla ilk anayasa oluşturuluyor. Şimdi bir devletin anayasası varsa üzerinde fazla değişiklik yapamayız. Yani padişah da o anayasaya tabidir. Dolayısıyla da kendi kafasına göre, kendi isteklerine göre hareket edemeyeceği için bu halkın tamamını koruyan bir özellik taşıyor. Mebusan Meclisi halkın olduğu meclis ve burada Rus Savaşı'ndan, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan bahsetme sebebimiz de Mebusan Meclisi'nin kapatılmasına neden olması. Şimdi biz ilk defa bir milat gerçekleştiriyoruz dedik ya, tam bunu gerçekleştirmişken 1877-78 yıllarına denk gelen dönemde, ama Hicri takvimde 1293'e denk geldiği için 93 Harbi dediğimiz savaşı yaşıyoruz Rusya'yla. İşte bu savaşı yaşadığımız için de Abdülhamit diyor ki savaş var, meclisi kapatıyorum. Yani kimse kusura bakmasın, size verdiğim hakları geri aldım. Dolayısıyla da birinci meşrutiyet sona ermiş oluyor. Ama aydınlar savaş bittikten sonra bu haklarını yeniden elde edince meşrutiyet yeniden ilan ediliyor. O yüzden buna ikinci meşrutiyet diyoruz. Onun haricinde de tabii İttihat Terakki aydınların olduğu bir cemiyettir. Bunun haricinde de Osmanlı Devleti'nin batılı devletlerle yaptığı savaşlar söz konusu. Trablusgarp İtalya ile, Balkan Savaşları da adı üzerinde Balkan Devletleri ile, yani batıda yaptığımız savaşlar. Bunları da daha detaylı göreceğiz zaten.